aslında yorumluyorum. Bir yarın 2003 doğumluyum. Burcumda yükselenim Akrep. Çok garip bir rüya gördüm. Rüyamda eski evimizin salonundayım. Salonun ortasında beni tanımadığım bir gelin vardı. Canım benim, senin kariyer hayatınla ilgili çok önemli noktalar ve mühendis olacaksın. Hedeflediğin her şeye sahip olacaksın. Ailemizin maddi bazı problemleri var. Bunlar toparlanacak. Gelin görmek ailenizle, kız çocuğunuzla ilgili sıkıntılar ve problemler olabilir. Bunlar geçmişte kalacak. Bir ev sorununuzu var. Annenizle alakalı ev sorununun sevincini yaşayacaksınız. Sorunun aydınlık olur. Gizem Barış'la, Emine Hanım, bu yanda gerçek hayatta staj yapacağım kadını gördüm. Evet, staj yapacağım noktada bir sıkıntı değil de sana güzel bir aşk ceket, çünkü yeni bir ilişkiye var olma, işinizle ilgili de büyük noktalarda aydınlık yaşayacaksınız. Sibel Kara, rüyamda iki kere üst üste eve taşındığımı gör. Bütün sıkıntıların geride kalıyor, güzel bir başlangıç ve hayırlı olacağı süreçler yaşayacaksınız. Emine Artan, 08.01.1966 Spark, Emine Hanım, rüyamda arkadaşımın ortamında açık renkli pembe pardüsülü bir bilme ıslak mendille sildim, beyazlık diyor. Canım benim, sağlıkla ilgili yaşadığım problemlerim var ve oluşmasını istediğim bir erkek çocuğunuz ya da erkekle ilgili ya da büyük bir muradınız olacak gözüküyor. Sizin de miras işleriniz var, biraz problemli. Mahir Mahir, Emine Hanım, ben rüyamda dayımın kızını gördüm, deniz kenarında oturup tatil yapıyorduk. Bütün bunların nedir? Şimdiden diyeceğim. Mahir'cim, kariyer hayatınla ilgili hedeflediğin eğitim ve başarmak istediğin noktaların var. Bunların hepsini başaracaksın. Çok iyi bir evlilik yapacaksın. Sen de aslan enerjisi alıyorum. Aslan güzel ve berekettir, unutma. 19.02.1993 doğumlu, rüyamda ölmüş anneannemin yanında yaşadığını gördüm. Uzak yere gitmiş vesaire vesaire. Senin özel hayatınla ilgili sorunların var. Uzun süredir oturtamadığınız anne baba ilişkinizle ilgili sıkıntılar var. Bir türlü dengeler oturmuyor. O yüzden acayip mutsuz ve huzursuzsun. Ailedeki huzursuzluklar bitip feraha ereceksin. Elif Demir, yatarken niyet ettim, duam kabul etti. Fetih suresini 21 adet okuyorsunuz. Ve bu 21 adet okuduktan sonra namazınızı kılıyorsunuz. Ve kıldıktan sonra sizin bütün üzerinizdeki negatifler gidecek. Kevser Oğur, Emine Hanım, ben rahmetli sanatçı Kayağan'ı gördüm. Hocam diyorum, kariyer hayatın sanatla ilgili ne yapmak istiyorsan parlak, kırmızı tez vakitte ne istiyorsan gerçekleşecek. Gözde Topçu, rüyamda annemin öldüğünü, annenizin ömrünü uzattığınızı ve onun da evle ilgili sıkıntısı varsa aydınlığa kavuşacağı, evlatları ile ilgili sevinç yaşayacağı ile ilgili sevinci alacaksınız. Elif derim, rüyamdaki sorduğum çok büyük, gökyüzünde incir yağdığını gördüm. İncir mevsimine geliyoruz. Ama sizin sağlık problemlerinizle ilgili sıkıntılarınız olabilir, sonu ferah erecek. Aslında bereket ve bolluk ve bir iş konusuyla ya da ailenizin çözmesi gereken bir mahkeme konusunun çok büyük aydınlanacağını görüyorum. Sevgi Varo, 89 doğumluyum, sabah uyanıyorum, yüzümü yıkamak için banyoya gittiğimde aynaya bakıyormuş. Bakıyorum, teli görüyorum, zaman kestim ve kesim yaptım. Saç kesmek tüm sıkıntılarınızdan kurtulunacağı, evliyseniz evliliğinizle ilgili büyük bir sevinç, kız çocuğunuz varsa sanatçı olacağı ile ilgili büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Ufuk Ufuk, 1974 doğum Vakia suresini siz de 71 adet okuyacaksınız. Üzerinizdeki negatifler gidecek. Olmasını istediğiniz büyük bir iş kapınız var. Hayırlı bir şekilde olacak. Gülyaz Alviya, 1995 doğumluyum. Rüyamda denizde uyandığımı gördüm. Deniz kenarında ölmüş birinin rüyamda yeniden doğduğu. Siz kariyeriniz ve hedeflediğiniz her şey için çok büyük bir başarı, bir iş anlaşması ve bu iş anlaşması ya da yurt dışı ile ilgili ne planınız varsa büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Elif, Filiz İşçi, annemin öldüğünü gördüm, çok ağladım. Annenizin ömrü uzamış ve büyük sevinçler, bluzlar giyiyorsunuz. Altın sıkıntıdır, yaşadığınız aileviyle ilgili sıkıntılar var. Bu sıkıntılar bitecek. İş hayatınızla alakalı beklediğiniz yenilik, eğer evli değilseniz evlilik yapacağınız gözüküyor. Nuray Karcı, omuzlarına kadar kesilmiş halini gör. Saç sıkıntılar da siyahtır. Bir ev ya da araç alma gibi bir niyetiniz var. Bir yıl içerisinde gerçekleştireceksiniz. Nihat Baba Bey, merhaba Emine Hanım. 63 doğumluyum, yay burcum. Annemin iki kat bağlamış. At Murat'tır. Evliyseniz evliliğinizle ilgili biraz sıkıntılar olmuş ama şimdi yeni. Sizde erkek temsil eder at rüyada. Erkek çocuk ya da erkek çocuğu, çocuklarınızla ilgili gelecek hayatınızın çok parlak ve büyük aydınlanmaya sarhoş olacağını görüyor. Zeynep Er, Emine ablacığım, rüyamda konuştuğum çocuk sil suruna sarhoş, biraz korktum, yanına yakın arkadaşım vardı.
kapı vesaire şey gördüm diyorsunuz. Bu ilişkinle ilgili oturtamadığınız süreçler var. Bununla ilgili 3 kapı, 3 dönem içerisinde radikal bir karar. Hayatındaki insanla yolunu bulacaksınız ama biraz dengesiz bir çocuk. Seni sevdiğine inanıyorum ama senin kariyer hayatınla ilgili oluşmasını istediğin yenilikler var Zeynep Erciğim. Bunlar çok büyük aydınlığı. Bir de ev değişikliği ya da araç değişikliği. Avucunuza konulması yağmur damlasının bereketiniz ve bolluğu olacağı, ileriki hayatında bolluk ve bereket yaşayacağın, bunlarla ilgili kaygı yaşamaman gerektiğini söyleyebilirim. Evet, bu haftalık da rüya yorumlarımız bitti. Haftaya görüşmek üzere.